Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Yani azar azar da olsa safları terk eder olduk. İslami düşünce. Şimdi mesela İhsan Şen Ocak Hoca dün bir tweet attı. Yani o Çin'i yenen bayan milli voleybol takımı üzerinden hani bir görüşü ifade etti. Kendi bakış açısını ortaya koydu. Bir takım hassasiyetleri hatırlattı. Mesela ortalık yıkıldı. Bizim mahalleden bile ya hoca sen de amma abarttın diyenler bile oldu. Şimdi inandığımız hakikatleri, dinin prensiplerini söylemek de artık zorlaştı. Tabii yani linç ediliyor. O işte kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle onun şahsında. Bir de biz kini, öfkeyi biriktiriyoruz. Bu benim liderime, örgütüme, şeyhime, partime, pırtıma laf dokundurmuştu. Bir fırsatını bulup benim de bindirmem lazım şeklinde. Böyle bir ahlaki zaaf söz konusu. İşte bu dindar, o zaman laikçiler fırsatını bulup bindirmesi gerekiyor. Şu bu. Bu din, sembolik dini şahsiyetler üzerinden bir süreden beri giderek artan ve bizim içimizdeki bir takım trollerin de destek verdikleri bir komploya dönüştü. Şenol Ocak Hoca da bunlardan biri. Ayasofya İmamı'na da aynı şeyi yaptılar. Nurettin Yıldız'a da daha önce benzer şeyleri yaptılar. Benim için de denediler. Bundan sonra da devam edecek. İşte savunma mekanizmaları üzerinden dini hassasiyetleri ve prensipleri muhafaza etmek ve korumayı, koruyanları, koruyanların, risk alanların, bu manada öne çıkanların yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz? Yani biraz öyle tabii. LGBT'ye şu anda kim niye doğrudan karşı çıksın ki? Hiçbir medya şu anda onlara destek vermez.